أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه المحكم الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّهُ الْكَرِيمِ Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, salatu selam, Allah'ın kulu, alemlerin efendisi olan rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve onun güzide al ve ashabının üzerine olsun. Değerli gençler, kıymetli kardeşlerim, kendisinden önceki döneme cahiliye diye adlandırıp her daim okumaya teşvik eden bir dinin mensupları olarak sahabe efendilerimiz içerisinden ilmi vasfıyla temayüz etmiş, öne çıkmış olan Hazreti Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın hayatından öğreneceğimiz birçok dersler, birçok hakikatler vardır. Öncelikle Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın tarihe geçmiş olan ilim sahibi olması hasebiyle çok hikmetli sözleriyle giriş yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi buyurur ki o güzel sahabe efendimiz ne dünyevi ne de uhrevi hiçbir meşguliyeti olmayan bir insandan hiç hoşnut olmam. Bir insanın ne dünyevi gayreti var ne de ahirete dair bir yatırımı var. Dolayısıyla gelişi güzel hayatını yaşıyor ve zamanını boş geçiriyor. Tabiri caizse tembel olan bir insan, böyle bir insandan hiç haz almıyorum diyor. Bir insanın ne dünyasına ne de ahiretine dair bir kaygısı yok ise, zamanını tabiri caizse bu noktada boşa geçiriyor ise, bu kişi hüsrandadır demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İki tane nimet vardır ki insanların çoğu bu noktada aldanmıştır. Birincisi nedir? اَسْسِحَّةُ Sağlık, sıhhat, afiyettir. Sağlık gittikten sonra insan kadru kıymetini anlıyor, biliyor ama belki iş işten geçmiş oluyor. İşte içinde bulunmuş olduğumuz şu süreçte bazı insanlar bu hastalığa kapıldıktan sonra ne kadar sağlığın önemli olduğunu anlıyor, idrak ediyorlar. Rabbim bu vesileyle bu hastalığa ve sair hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimize Şafi ismi yüzü hürmetine şifalar ihsan eylesin. İkinci insanların çoğunun aldanmış olduğu nimet ise el-ferag, boş vakittir kıymetli kardeşlerim. Şöyle bir misal üzerinden bu olayı anlatacak olsak. Şayet evimize gidip çeşmeyi sonuna kadar açsak, saatlerce o suyu boşa akıtsak, buna kimin gönlü razı olur? Kim odasında oturduğu halde o suyu da sesini işittiği halde o suyun boşa akmasına razı olur? Elbette kimse bundan hoşnut olmaz. Gider musluğu kapatırız. Suyun boşa akması için böyle bir rızamız olmaz. Ama aynı şekilde günlük hayatımız içerisinde saatlerimizi boşa harcamak da bu noktada da insan aynı ihtimamı göstermesi gerekiyor. Bugünlerin, bu dakikaların, saniyenin ve dahi saliselerin tekrarının asla mümkün olmayacağı, tekrardan geri gelmeyeceği hakikati hepimizce malumdur. Dolayısıyla bizler hiçbir zaman vaktimizi zayi etmememiz lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a atfedilen bir söz vardır. Tefakkahu kable en tusevvedu der. Size belli başlı sorumluluklar verilmeden önce kendinizi geliştirin. Yarınların ne getireceğini bilemezsiniz. Belki size çok büyük sorumluluklar verilecek. Size çok büyük vazifeler iade edilecek, tevdi edilecek. İşte o zamanlar gelmeden önce şimdiki, bugünkü boş vaktimizi iyi değerlendirmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli gençler, Abdullah İbni Mesud denilince onun tarihe geçmiş olan bir diğer hikmetli sözü ise herkes güzel söyler ama söyledikleriyle amel edenler mesuttur. Güzel konuşmak
herkesin harcıdır. Ama söylemiş olduğu, anlatmış olduğu şeylerle amil olabilmek, kendisi o işi yapabilmek, işte o er kişinin harcıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizim en büyük örneğimizdir. Sahabe efendilerimize birçok şeyi teşvik etmiş, birçok şeyi tavsiye etmiş ama o hiçbir zaman söylemiş olduğu bir şeyi yapmamazlık, amelde geri durmazlık yapmamış. Hatta ve hatta söylemiş olduğunu her zaman ötesinde amel etmiş. Bunun en bariz örneği müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu şu hadis-i şeriftir ki كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ buyuruyor. Geceleyin o kadar çok namaz kılardı ki, teheccüd namazında o kadar çok namaz kılardı ki, ayaklarının altı şişer ve çatlardı buyuruyor Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. Hatta bir gün dedim ki, ya Resulallah, لِمَ تَسْنَعُ هَذَا ya Resulallah, niçin bu kadar çok kendinizi yıpratıyorsunuz? وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Allah Azze ve Celle sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladı. Niçin bu kadar kendinizi yıpratıyorsunuz diye sual ettiğim zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Ayşe, efela uhibbu en ekuna abden şakura. Rabbine şükreden bir kul olmayı sevmeyeyim mi? Ben Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu bütün nimetlerin şükrünü ifade ediyorum. Sahabe efendilerimize teheccüd namazını ve gece namazını tavsiye etti mi? Evet etti. Ama kendisi hiçbir zaman bundan geri durmadı, daha fazlasını yaptı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada her zaman söylemiş olduklarının da ötesinde bir ameli de kulluğu da ortaya koymuş oldu. Nebevi tedrisattan geçmiş olan, gökteki süsler olan sahabe efendilerimiz Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in, onlar da tamamı aynı şekilde kendisinden sonra gelen nesillere bu örneklikle bir şahsiyet profili ortaya koymuşlar. Hazreti Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma kendisi boy abdesti alırken gözünün içini dahi yıkadı rivayet edilir. Halbuki fetva olarak bir insan boy abdesti aldığı zaman da gözünün içine su değdirmesi gerekir mi? Elbette de gerekmez. Ama kendisi bu noktadaki titizliği, bu noktadaki ihtimamı işte nebevi terbiyeden geçmiş olmanın gerekliliğiyle beraber bu noktada çok farklı bir ameli ortaya koymuş. Kıymetli kardeşlerim, bunun aslında tek bir nedeni var. Sahabe efendilerimizin tamamı hiçbir zaman ruhsatla, fetvayla amel etmeye değil, azimetle amel etmeyi kendilerine düstur edinmişler. Mesela mana açısından yanlış anlaşılan ama kelime olarak, söz olarak doğru olan bir sözümüz var, dilimize intikal etmiş olan. O da nedir? Hepinizin duymuş olduğu bir sözdür. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Dilimizde böyle bir söz vardır. Aslında mana açısından bu söz doğrudur. Şöyle doğrudur. Çünkü hocalar her zaman azimetle amel eder. Onlar her zaman daha ihtimamlı davranırlar. Daha titiz amel ederler. Dolayısıyla siz onların yaptığını yapmaya kalkışırsanız belki size ağır gelir. Belki nefsiniz bunu kaldıramaz. O yüzden dolayı onlar size söylemiş olduğu fetva ile yetinin, bunun asgari olanını siz yapın, hocaların yapmış olduklarıyla siz yarışmayın, belki bu nefsinize ağır gelir. Böyle anlaşılır ise evet bu söz doğru bir sözdür. Ama bugün de maalesef bu söz nasıl anlaşılıyor? Hocalar çok güzel söyler, çok güzel anlatırlar ama onların bu noktada ameli ortaya koyma noktasında her zaman zafiyetleri vardır. Dolayısıyla söylediklerini yapın ama yaptığını yapmayın diye dilimize geçmiştir. Değerli kardeşlerim, kıymetli gençler, Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh denilince özellikle teşkilatçılar olarak bizlere çok büyük bir ders olan anekdotu da sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi başta ifade ettiğimiz üzere ilim noktasında diğer sahabelerden temayüz etmiş olan bir sahabe efendimizdir. Allah kendisinden razı olsun. Fetvasına göre kendisi Mina'da seferilik şartları yerine geldiği için namazları kasreder, yani iki rekat kılar. Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh hilafet döneminde Mina'da Müslümanlar hac vazifesi gereği orada bulununca imamlık halife olan Hazreti Osman radıyallahu anh geçer, namazı kıldırır. Kendi fetvasına göre olan fetva ile amel ettiği için dört rekat olarak kılar.
Hazreti Abdullah İbni Mesud arkada cemaattir ve o da namazını dörde tamamlar. Yanındakiler, ey Abdullah, senin fetvana göre burası seferilik şartlarının tahakkuk etmiş olduğu bir bölge. Peki sen niye namazını iki kılmadığında dört rekada tamamladın diye sorulunca şu hakikati Hazreti Abdullah İbni Mesud her birimize ifade ediyor ve diyor ki ben burada fetvam ile amel etmedim, halifeye uydum. Çünkü halifeye itaat Allah'ın emridir. O yüzden dolayı ben halifenin yapmış olduğu ile amel ettim diyor. Fitne olmasın, Müslümanların arasında kargaşaya sebebiyet vermesin diye ben halifeye tabi oldum. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul ve ulul emri minkum. Ey müminler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve başınızdaki emirlere itaat edin. Bundan dolayı ben de başıma, emirime, halifeme itaat ettim diyor. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh fakir bir ailenin çocuğudur ve bundan mütevellit maişetini çobanlık üzerinden temin eder. Mekke'deki zengin insanların hayvanlarını gütmek suretiyle. Bir gün yine bu vesileyle Mekke dışında hayvanları otlatırken ileriden ve karşıdan iki tane zatın kendisine doğru gelmiş olduğunu fark eder. O kişiler yaklaştıkça birisinin Mekke'de El-Emin vasfının sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem olduğunu, yanında ise kadim dostu Ebu Bekir'in olduğunu görür. Kendisine doğru yaklaşırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ey falanca, içinde bu hayvanların içerisinde sütünü sağıp içeceğimiz bir hayvanı bize verir misin? Abdullah ibn Mesud der ki, ben bu hayvanların sadece bekçisiyim. Ben burada bir çobanım. Dolayısıyla bunlar benim hayvanlarım değil. Bu yüzden dolayı size bir hayvan veremem der. Bu cevap üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederler. Çünkü cevap hoşuna gider. Karşısındaki insan güvenil olduğu anlaşılmıştır. Peki o zaman içinden cılız olanı, sütü kesik olan bir hayvanı bana ver der. Abdullah ibn Mesud içlerinden cılız olanı, sütü kesik olan hayvanı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verir. Peygamber Efendimiz elleriyle, mübarek elleriyle şöyle sırtını ovazlayıp dua okuduktan sonra bir de ne görsün, o hayvandan sütler akmaya başlar. Hemen bir kap alır, hemen bir kap alıp o hayvanın sütünü o kaba doldurur. Kendisi kana kana o sütten içer. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e de verir, takdim eder, o da kana kana içer. Abdullah İbni Mesud da o kaptan sütü içer. Daha sonra Hazreti Abdullah İbni Mesud Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönelerekten okumuş olduğunuz o kelimeleri bana da öğretir misiniz der. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Abdullah İbni Mesud karşısındaki cereyan etmiş olan hadiseyi cali bir dikkat izliyor. Hiçbir şey gözünden kaçırmıyor. Anlıyor ki orada bir farklılık var. Anlıyor ki orada harikulade bir mesele var. Bundan dolayı söylemiş olduğu o sözlerin neticesinde bunun gerçekleştiğini biliyor. Bu ilahi bir kelamın aslında kerametidir, mucizesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o genç delikanlının sırtını sıvazlıyor. İnneke gulamun muallemun. Sen kendisine ilim verilmiş olan bir delikanlısın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hayır duayı alıyor. Değerli gençler, kıymetli kardeşlerim, merak ilmin hocasıdır derler. Bir talebede merak var ise, bir talebe meraklı ise, iştiyaklı ise o kişi öğrenir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayır duasını almış oluyor. Hayır dua almak çok büyük bir meziyettir kıymetli kardeşlerim. Öyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dua'ul validi li veledihi ke dua'in nebiyyi li kavmih. Babanın, annenin evladına duası, peygamberin kavmine duası gibidir. Hayır dua alma noktasında bizler de başta anne ve babalarımız olmak üzere gayretli olmalıyız. Büyüklerimizin duasını her daim almak için gayret etmemiz gerekiyor. Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tedrisatından geçiyor ve bizzat kendi ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi ağzı şeriflerinden 70 tane sureyi işittim ve ezbeledim buyuruyor. Bakın ne kadar büyük bir ilme sahip. Bizzat 70 tane sureyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bizatihi işitmiş ve ezberlemiş. Dolayısıyla bu noktada Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu bu ilimle beraber
kendisinde, sahabe içerisinde bir özgüven hasıl oluyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh olunca, özellikle içinde bulunmuş olduğumuz şu mübarek Ramazan ayı şerifinde, Kur'an ayı olan bu Ramazan ayında üzerinde durmamız gereken, belki anlatmamız gereken bir husus daha var. Bir gün Mekke'deki ilk İslam'ın anlatıldığı, İslam'ın öğrenilmiş olduğu o Darül Erkam'da Müslümanlar kendi aralarında istişare ediyorlar. Acaba Mekkelilere ilahi kelamı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyacak, onlara işittirecek bir yiğit var mı içimizde diyor. Hazreti Abdullah bin Mesud ayağa kalkıyor. Ben okurum diyor. İçlerindekiler, ya Abdullah sen gerek fiziksel bakımdan, cüsse bakımından, gerekse aile ve aşiret soy bakımından aramızda zayıf olansın diyorlar. Hakikaten de öyledir. Hazreti Abdullah bin Mesud zayıf cüsseli bir sahabi efendimizdir. Nitekim bir gün bir ağaca çıktığı zaman da ayakları gözüküyor. Zayıf ve ince ayaklı olduğu için sahabe efendimiz bunu görünce gülüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Mâ tadhakun" buyuruyor. Niye gülüyorsunuz? Sebebini biliyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. "Lerijlu Abdillah athqalu yawmal qiyamati fil mizan min Uhud." Şüphesiz ki Abdullah'ın ayağı buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü mizanda Uhud dağından daha ağır gelecek. Niçin? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu kıymetli kardeşlerim? İnna Allaha la yanzuru ila suverikum ve la ila emvalikum. Allah azze ve celle sizin suretlerinize, dış görünümünüze veyahut da mal, mülk, servetinize bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve ila a'malikum. Ancak sizin kalplerinize, o gönlünüze ve o imanınıza ve bu imanınızın gereği olan salih amellerinize bakar. Değeriniz ona göredir, ağırlığınız ona göredir. İşte bundan dolayı Hazreti Abdullah İbni Mesud belki fiziksel anlamda zayıftır ama o kıyamet günü mizanda çok ağır gelecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayetinde aralarındaki istişare neticesinde Hazreti Abdullah İbni Mesud ısrarlı bir şekilde bırakın ben gideyim, ben Mekke'de Müslüman olmayanlara Kur'an-ı Azimüşşan okurum deyince bu ısrar üzerine kabul ediyorlar. Bunun üzerine Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh koşar adımlarla Harem-i Şerife Kabe'ye doğru gelir. Ve makam İbrahim ile Kabe'nin arasındaki bölümden Darun Nedve'ye bakacak olup Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan ayet-i kerimelerini haykırarak okur. Rahman olan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretti, insanı yarattı ve ona düşünme ve bu düşündüklerini ifade etme yetisi olan beyanı öğretti. Mekkeliler bir anda hayret ederler. Daha önce bilmediğimiz, tanımadığımız bu sözler nereden geliyor? Bu sözlerin sahibi kim diye kendini dışarı atınca daha düne kadar kendi hayvanlarını otlayan ama daha sonrasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iman halkasına dahil olan fakir Abdullah İbni Mesud'dan başkası değildir. Kendisi canı pahasına gidip orada Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumuştur kıymetli kardeşlerim. Burada bizim için çok büyük dersler ve ibretler vardır. Bizim bulunmuş olduğumuz mahalde, bizim bulunmuş olduğumuz bölgede hiçbir zaman mihrap, minber, kürsü boş kalmamalı. Cuma namazı vakti geldi. Cuma namazı kılınacak. Hutbede, minberde hutbe okunacak. Eğer kimse yok ise sağına soluna bakmadan benim olduğum yerde bu mihrap boş kalmaz. Benim olduğum yerde bu minber boş kalmaz deyip oraya çıkacak. Hem ilme, hem dirayete, hem de o özgüvene sahip olmamız gerekiyor. Tekrardan geri gelince Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh kendisine biz sana gitme demedik mi kardeşim? Bak ne kadar feci bir hale bürünmüşsün deyince vallahi isterseniz kalkar bir daha gider bir daha okurum diyor. İşte almış olduğu o imanın kuvvetini orada bizler rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, değerli gençler, Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh denilince özellikle bizim için çok farklı bir meziyeti vardır. Onun da sebebini şöyle izah edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra
ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'dan sonraki Raşid halife olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafet döneminde Kufe'yi baştan imar etme projesine girer. Kufe o zamana kadar henüz bir medeniyet şehri değil ama Hazreti Ömer Efendimizin o geniş ufkuyla beraber orada farklı bir medeniyet şehri kurmak istiyor. Ve kendilerine vali olarak Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ı gönderiyor. Aynı zamanda kadı olarak, bir muallim olarak, bir müderris olarak, hoca olarak, öğretmen olarak da Abdullah İbni Mesud'u gönderiyor. Onlarla beraber bir mektup yazıyor Kufe ehline. Diyor ki, ey Kufeliler, aslında ben size Abdullah bin Mesud'u göndermezdim. Onu ben kendi yanımda bırakırdım. Böyle birisini göndermek aslında akıl kârı değil. Ancak sizin İslam'ı ve imanı öğrenmeniz için onu göndermem gerekiyordu. Bundan dolayı kendi nefsimi size tercih ettim. Kadru kıymetinizi bilin. Abdullah bin Mesud öyle kolay gönderilecek bir adam değildir. Kendisi Kufe'ye geldiği zamanda yaklaşık 4000'e yakın talebesi olduğu rivayet edilir. Kufe'yi baştan sona imar etmiş olan, sıfırdan alıp ilmin merkezi haline getirmiş olan zatın, şahsiyetin adıdır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Ve kendisine ilmen en yakın sayılabilecek talebelerinden birisi Alkame bin Kays'tır rahmetullahi aleyh. Tabinin de büyüklerinden. Yine Alkame bin Kays'ın en güzide, ilmen kendisine en yakın olan talebesi İbrahim en-Nakhai'dir. Ve yine İbrahim en-Nakhai'ye hem ilmen en yakın sayılabilecek hem de onun en güzel, en güzide talebesi de Hammad bin Süleyman'dır. Hammad bin Süleyman'ın da talebesi bizim de amelde mezhebini yolumuz saydığımız, onun mezhebine uyduğumuz en büyük imam lakaplı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'tir. Dolayısıyla mezhebimizin görüşlerinin menbaı ve kaynağı aslında nereye dayandığı açısından bu bilgi de bizim için önemlidir. Bizler Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın işte imar etmiş olduğu o Kufe'de doğup orada ilmi tedrisattan geçen Ebu Hanife'nin mezhebini kendi mezhebimiz olarak görür, onun ameliyle, onun fetvalarıyla amellerimizi eda ederiz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın hayatında bize en bariz bir şekilde öne çıkan hakikat şudur ki o her daim aranan kişi olmuştur. Her zaman aranan kişi mesabesindedir. Bizler bulunmuş olduğumuz yerlerde aranan kişiler miyiz? Bizler yapılması gereken bir hizmette kendi adımızı, kendimizi ortaya koyabiliyor muyuz? Bu noktada kendi hazırlığımız var mı? Bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, Kabe'de Kur'an-ı Azimuşşan mı okunacak? Ben varım diyor. Kufe baştan sona imar edilecek, kim var denilince ben varım diyor. Ardına bakmadan, ailesini bahane etmeden, vatanını, memleketini bahane etmeden, işini, aşını bahane etmeden, gözünü kırpmadan gurbete gidiyor ve İslam adına, din adına, dava adına orada büyük fedakarlıklara katlanıyor. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh denilince işte bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır buyuruyor. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh işte sahip olmuş olduğu bu ilmi insanların hizmetine sunmuş, insanlara faydası dokunabilmesi için gayret etmiş, bu noktada binlerce talebe yetiştirmiş ve bugün dahi ilminden istifade ettiğimiz güzide sahabe efendilerimizden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh o kadar derin bir ilme sahiptir ki Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh yine halife olduğu bir dönemde bir yerden geçince gece vakti karşısında bir kavmin bulunduğunu, bir topluluğun olduğunu görür. Yanındaki zata git bakalım sor nereden geliyorlar deyince sorup geri gelir. Hazreti Ömer Efendimiz'e verilen cevabın çok hikmetli olduğunu anlar Ömer Efendimiz. Der ki bu öyle herkesin vereceği bir cevap değildir. Bu cevap hikmetli bir cevaptır. Git bakalım bir soru daha sor deyip
birkaç defa soru sordurunca nihayetinde dayanamaz. Sor bakalım, sana bu cevapları veren Abdullah bin Mesud mudur diye. Bunun da sorup cevabını getirince, evet müminlerin emiri, bu cevapları bize veren Abdullah bin Mesud'muş deyince, anladım zaten o cevapların içerisindeki o incelikten, o hikmetlerdendir. İşte Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sahabeler içerisinde ilmiyle temayüz etmiş, gerçekten çok farklı bir konumu olan sahabe efendilerimizden bir tanesidir. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhum ecma'in bütün halifelik dönemlerinde hususi heyette yer almış, onlara her zaman baş danışmanlık yapmış, bilir kişi konumunda olması da ayrı bir özelliğidir, vasfıdır. Rabbim kendisinden ebeden razı olsun. Allah Azze ve Celle kendi ayak izlerini takip edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim cümlemizi o güzel sahabe efendimizin de şefaatine nail eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.